Gözaltında işkenceyle ölüme takipsizlik kararı. Muhaliflere gözaltı dalgası büyüyor. HDP'li başkana ritenli ölüm tehdidi. Günün haberleri başlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında işkenceyle ölen, kanun hükmüne kararnameli öğretmen Gökhan Açıkkoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik kararına yapılan itiraz üzerine başlatılan soruşturma da kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Deniz Arslanoğlu imzalı kararda olayda herhangi bir suç ve suç unsuru bulunmadığı öne sürüldü. Gökhan öğretmenin eşi Mümine Tülay Açıkkoğlu, savcılığın takipsizlik kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Açtığımız itiraz davasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9-1-2020 tarihinde kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermiş. Yine şahitler dinlenmeden, yine 13 günlük kamera kayıtları incelenmeden, ek otopsi raporu dikkate alınmadan diyen Açıkkoğlu, o dönem gözaltında olanlar mahkemeye çıkınca kendi savunmalarını yapmadan eşime yapılanları anlatmışlar. Her şey ayan beyan ortada ama savcının kararı ortada suç veya suç unsuru olmadığından. İşkenceyle adam öldürmek de suç değilse adaletiniz batsın ifadelerini kullandı. Polis gibi istiyor da böyle edeceksin. İnsan gibi istiyor. Ramazan yok, bizde Ramazan. Batman'da GBT uygulaması yapan sivil polisler, maske takmadığı gerekçesiyle kimliğini istedikleri vatandaşın kendilerinden önce kimlik göstermesi talebine tehdit ve hakaretlerle cevap verdi. Polisin vatandaşın boğazına sarıldığı ve kelepçe takmaya çalıştığı görüntüler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahıs gözaltına alınırken arbede sırasında araya giren vatandaşların Ramazan ayını hatırlatmasına da polisin "Ramazan yok bize Ramazan" diyerek tepki vermesi de dikkat çekti. Polis gibi İnsan gibi işte. Ramazan yok, bize Ramazan. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepkiye neden olurken, çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben polisin bu şımarıklığını ve alenen suç işlemesine kime borçluyuz diye sordu. REDEK soruşturması ve Berat Albayrak'ın e-postalarının eklenmesi soruşturmalarında gözaltına alınıp serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltına alındı. İktidara yakın medya ve troller Kulaçoğlu'nun Twitter'da İsimsizler Hareketi adlı bir hesap açtığını, Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmak istediğini öne sürmüştü. Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından "Şu an devlet bize diyor ki ben Sevda Noyan'ın, Fatih Tecan'ın devletiyim." Mesaj tam olarak budur paylaşım yapan gazeteci Hakan Gülseven de kısa süre sonra gözaltına alındı. Diğer yandan Adana Yüreğir'de kaymakamla yaşadığı tartışmanın ardından ailesiyle gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK benzetmesi üzerine tutuklandı. Skandal kararı tepki gösteren CHP'nin avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Recep Tayyip Erdoğan'ın yargıya verdiği talimat ve Recep Tayyip Erdoğan yargısından anında görüntü. Kılıçdaroğlu'na karşı linç girişiminde bir kişiyi tutuklamayan yargı, talimata ses verdi, hukuksuzlukların hesabını soracağız ifadelerini kullandı. Hemen sonra Gençlik Kolları Başkanı olduğumu söyleyince ben de kaymakamım diyerek bize silah doğrulttu ve ağzına mermi verdi. Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'e sosyal medyadan kurşunların yer aldığı bir fotoğrafla tehdit mesajı gönderildi. Tehdit eden kullanıcının profilinde 1990'lı yıllarda çok sayıda infaz ve işkenceye karışan Yeşil Kod adlı JİTEM'ci Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafının kullanıldığı görüldü. Tehdit mesajına cevap veren Ayhan Bilgen, 15 yıl önce mazlum der çalışmalarında da benzer tehditlere tanıklık ettik. Onlar alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi bizim açımızdan da değişen bir şey olmadığı sözlerini kullandı. Bilgen'in avukatı Bişar Abde Alınak da gönderilen mesaj hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Koronavirüs salgınında sosyal mesafe kuralına uyarak kademeli olarak normalleşme planını devreye sokan Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern yemek için gittiği kafeye alınmadı. Gerekçe olarak da sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması gösterildi. Ardern yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kafeye girebildiği ifade edildi. Ardern'ın nişanlısı Twitter'dan paylaştığı mesajda suçun kendisinde olduğunu söyledi ve önceden rezervasyon yaptıramadığını belirterek kafe işletmecisinin bir yer boşalır boşalmaz peşimizden koşup bizi davet etmesi çok inceydi sözlerini kullandı.